Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Rusya'nın son kripto para açıklamaları üzerine konuşacağız. Eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınabilecek iyi DeFi projeleri listesinde devam edeceğiz diyelim. Rusya'dan ulusal kripto borsası planında geri adım. Şimdi Rusya'nın son hareketlerini yani son yapılan şeyleri şöyle kısaca bir hatırlayalım. Rusya biliyorsunuz ki ne yaptı? İlk olarak bir haber verdi ve İran'la ortak bir şekilde dış ticaretlerinde kendi aralarında kripto para kullanacaklarını ifade ettiler. Devamında bunun bir altına sabit bir stable coin olacağını ifade etmişlerdi. Fakat bu durum henüz başlamadı. Bizzat kendi kriptolarını çıkarıp bunu aralarındaki dış ticaretinde kullanacaklarını dediğim gibi ifade etmişlerdi. Haricinde buna Türkiye'nin de katılım ihtimali vardı. Fakat kesin bir şey de aynı zamanda söylenmedi. Beraberinde Rusya kripto paraları denetlemek ve bunları düzenleyici bir çerçeveye oturtabilmek amacıyla özel bir ekip kuracağını ve bunun ayrı bir kategori içerisinde değerlendirileceğini ifade ederek aslında henüz içeriğini bilmesek de bütün piyasanın istemiş olduğu ve şemsiye bir kategori içerisinde değil, spesifik bir noktada değerlendireceğini de bizzat açıklamış oldular ki bu da pozitif bir haberdi. Beraberinde de tabii yine bir açıklama yaparak özel bir bankayla işbirlikli şekilde sınır ötesi işlemler ve dış ticarette kripto paranın kullanımı konusunda yakın zamanda bir pilot uygulaması gerçekleştirecekler. Yani Rusya tarafında genel haberler kriptolar açısından aslında iyi. Rusya artık ulusal bir kripto para borsası oluşturma planlarına devam etmeyeceğini açıkladı. Evet, Rusya biliyorsunuz bu konuyla alakalı da konuşmuştuk. Bir kripto para borsası oluşturacağını dile getirmişti. Ülke bunun yerine özel şirketlerin bu tür borsalar kurmasına izin verecek kuralları formüle etmeye odaklayacak. Bakın burası önemli. Diyor ki özel şirketlerin kripto para borsası açmasını teşvik edecek ve bu durumu çerçeve içerisine alacak. Bence bu çok daha iyi bir durum. Federal Meclis'in Alt Meclisi Duma'nın finans sektöründen sorumlu komitesinin başkanı Anoleti Aksakov İzvestiya'ya verdiği demeçte bu tür yapıların inşası ve yönetimine ilişkin düzenlemelerin kabul edilmesinin daha olası olduğunu söyledi. Aksakov, borsaların şirketler için sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak olması nedeniyle sınırlamalar getirilebileceğini belirtti. Evet, tabii bunun henüz ne ölçüde olacağını bilmiyoruz. Bu arada şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle Rusya kripto pazarı konusunda ABD'yi geçecek gibi duruyor. Çünkü madencilik konusunda çok ileri geliyorlar ve sürekli üzerinde bir talep olduğunu bilmek lazım. Enerji sıkıntısı olmadığı için madenciliğe kısıtlama getirilmemesi sürekli madencilik şirketlerinde bir açılım ve sayısında artış gösterdiği gibi aynı zamanda şu anda gördüğünüz gibi özel şirketlerin kripto para borsası açma konusunda da teşvikte olduğunu yani Rusya'nın yerel halkının çok fazla kriptoya yatırım yapabilmesi konusunda dolaylı bir büyük teşvik olduğunu hatırlatmak lazım. Haberde borsaların yıl sonundan önce operasyonları için yeni düzenlemeler getirecek olan Rusya Merkez Bankası tarafından düzenleneceği bildirildi. Evet. Rusya'nın kripto paydaşları kararı destekliyor. Piyasa oyuncuları yeni sistemin siber saldırısı tehlikesini ve cezalarla ilgili riski azaltarak rekabet gücünü artıracağı konusunda iyimser. Kripto para madenciliği şirketi Bitriver'ın hükümet ilişkileri direktörü Oleg Ogenko, bu arada Bitriver'ı biliyor olabilirsiniz. Şu anda dünyanın en meşhur madencilik şirketlerinden bir tanesi zaten. Tek bir ulusal kripto borsası olmasının yaratacağı risklerin altını çizdi. Yöneticiye göre sektörde birden fazla oyuncunun yer alması, siber saldırı ve baskın bir piyasa oyuncusu tarafından kötüye kullanıma dair riskleri sınırlandıracaktır. Tabii ki aynı zamanda yatırımcı arasında da bu şey olacaktır. Farklı seçenekler olacaktır. Daha çok başarı ihtimali olacağı gibi
kripto piyasası için daha çok şey olacaktır. Burada Rusya kendi şeyini açtı, borsasını açtı ya. Bu mantıklı değil. Farklı farklı sektörlere, özel sektörü destekleyeceksin. Adamlar borsasını açacak. Sen de ona destek olacaksın. Hem PR'ını yapacaksın. Aynı zamanda kendi kalkınmanı sağlayacaksın. Ogenko yatırımcıları korumak için bu borsalara erişimin düzenleneceği ve Rusya'da faaliyet göstermek isteyen yabancı firmalar için yeni düzenlemeler oluşturacağını da sözlerine ekledi. Yani diyor ki dışarıdan hareket eden yatırımcılara da ayrı bir muamele gerçekleştirilecek. Bu yasaların diyor, bu platformların güvenliğini ve Rus kullanıcılarının bilgilerini koruyacağı söylendi. GIC Mining şirketinin yöneticisi Gostev de özel kuruluşların düzenlenmesinin sektörde rekabetçi gelişmeyi ve yeniliği mümkün kılacağını söyledi. Aynen öyle. Az önce söyledik ya. Bu zaten Rusya'nın yaptığı şey bir şey değil. Çok enteresan bir durum değil. Kaldı ki doğrusu budur. Hem kripto piyasası için genel itibariyle doğrusu ve daha iyi sonuç verecek olan seçenek budur. Aynı zamanda Rusya için de böyle dediği gibi rekabeti arttırır ve ciddi anlamda her iki tarafında lehine olaylar olur. Gostev ayrıca Ogenko'nun kullanıcıları korumak için bu platformların düzenlenmesine ilişkin görüşünü de destekledi tabii. Anderika Finansal Grup yatırım şirketinin kurucusu Tarapovski de bu görüşlerle paralel değerlendirmeler yaptı. Tarapovski, kripto para borsalarının ABD ve diğer batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından Rus şirketlerinin kripto kullanarak uluslararası işlemleri tamamlamalarına yardımcı olabileceğini kaydetti. Aynen buna değiniyor. Yani şey kısmına değiniyor tabii. Bak diyor ABD tarafı işte yaklaşmıyor diyor. Bizimkiler de diyor Ruslar diyor. Bakın ne yapıyor işte. Hem borsa kurmaya yardımcı oluyorlar, borsaları destekliyorlar diyor. Aynı zamanda sınır ötesi işlemler, uluslararası işlemler yapma yolunda bizzat devlet ilerliyor falan. Doğru söylüyor. Doğru yani. Ne diyeyim? Maliye Bakanlığı ulusal borsaya karşı çıktı. Rusya'nın federal bir kripto para borsası kurma kararı Maliye Bakanlığı'nın iç muhalefetiyle karşılaşmıştı. Bakanlığın mali politika direktörü olan Ivan, bakanlığın bu borsaları ve dijital varlıkları işleten firmaları düzenlemeyi tercih ettiğini açıklayarak kripto para madenciliği faaliyetlerini düzenleme altına almak ve uluslararası ödemelerde kripto para kullanımına izin vermek için Merkez Bankası ile uzlaşmaya vardıklarını sözlerine ekledi. Ben de dediğim gibi her iki tarafında hayrına olan durumun bu olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.